Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Xiaomi 13T Pro kameraları ya da lensleri diyelim. Şu anda ana lensteyiz. Lenslerinin gece düşük ışık görüntü performansı, ışık performansını test edeceğiz. Evet, şu an ana kameradayız. Ana kameradayız ve 4K 30 FPS'te ışık 4K 30 FPS'te ışık alma şekli bu şekilde gördüğünüz gibi aşağıdaki ışık kaynağıyla karşı taraf ağaçlar bu şekilde görünüyor. 4K'da ana kamerada. Şimdi getirelim 4K'dan 60 FPS'e bu ana kamera 60 FPS'e getirdik. 60 FPS'e getirdiğimizde gördüğünüz gibi ışık miktarı biraz azalıyor diye fark etmişsinizdir eminim. Şimdi tekrar 4K'da başka ne var? 24 FPS 4K'da 24 FPS'e aldık arkadaşlar. Işık miktarı 30 FPS'ten biraz daha fazla arttı. Takdir ederseniz 30 FPS tekrar 30 FPS'e alırsak farkı göreceğiz. Evet. Çok büyük bir fark olmasa da bir miktar arttı diyebiliriz. Şimdi geniş açıyı alalım. Geniş açıyı şöyle bir şey göstereceğim size. Geniş açıda önce 60 FPS alak ana kamerada. Ana kamerada 60 FPS'teyken genişe aldık. 4K'da genişe aldık. Anında gördüğünüz gibi 24 FPS'e düştü. Görüntü ve geniş açı kamerasında geniş açı sensörü gördüğünüz gibi biraz daha ufak olduğu için ışık miktarı biraz daha düştü. Gördüğünüz gibi 24 FPS burada 30 FPS evet 30 FPS geniş açıda çekim yapabiliyoruz. 30 FPS gösterelim onu. 60 FPS'te evet getirdiğimizde kendisini otomatikman ana kameraya alıyor. Şöyle tekrar bir şey alalım. Geniş açıya bak gördüğünüz gibi 24'e çıktı. Tekrar 24'e geldi diyelim. Evet tekrar 30'a alalım bunu. 30 çeker. Ama 60'a aldığınızda kendisini ana kameraya atar. Gördüğünüz gibi. HDR'ı açarsak ne olur dersek eğer HDR'ı açarsak bir miktar HDR açarsak şey seçemiyorsunuz kamera seçemiyorsunuz arkadaşlar HDR'ı açarsak ana kameraya geçiyor normal kameraya geçiyor normal kamerada 30 FPS'te bakalım HDR'da 30 FPS'te sabitleniyor arkadaşlar 60'da çekemiyorsunuz 24'te çekemiyorsunuz. Xiaomi 13T Pro'da. Arkadaşlar HDR kapatıyoruz. 4K bir de 8K'yı deneyelim. 8K'da neler yapabiliyoruz arkadaşlar. 8K'ya getirdik. 8K 24'te şu an ışık miktarı ana kamerada. Evet zaten başka kamera seçemiyorsunuz. 8K'da sadece ana kamerayla çekim yapabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi ve 24 FPS'in dışında da çekim yapamıyorsunuz. Onu görmüş olun. Görmüş olduk arkadaşlar. HDR'ı alabiliyor muyuz? 8K'da yok. 8K'da HDR'ı alamıyoruz. Direkt kendini 1080-30'a atıyor. Arkadaşlar HDR'ı kapatıyoruz. 8K'daydık. 8K'yı bıraktık. Şimdi 4K'ya geçmeyelim. 1080'de kalalım. 1080'de kare hızı 30 FPS'te bu şekilde
Işık alıyor. 30 FPS'te ışık alma gücü. Sensörün ışık alma gücü bu şekilde arkadaşlar. Sensör büyüklüğü 1,28 milim mi desek artık ne desek bilmiyorum. İnç, evet inç 1,28. 1 bölü 1,28 yani 1 inçten biraz küçük diyebiliriz. Tabii ki diğerleri daha küçük. Şimdi 1080'de ya da şöyle Full HD dersek 1080'de 60'ı alırsak ışık miktarı ne olur dersek ışık miktarı bir miktar düşüyor arkadaşlar 1080-60'da. Şimdi 1080-60 demesek de ağır çekimde 1080-120'de gördüğünüz gibi ışık iyice gitti. 1080-240 var. 240'ta her şey iyice gitti. 1080'de arkadaşlar 480 yok. Epey karşılaştırma sitesinde 1080'de 480 de olduğu söyleniyor ama 480 yok arkadaşlar. 480 yerine 960'a geçmiş. Direkt olarak 120, 240 ve 960 FPS var. Kameranın kendisinde. İleride ne olur? Güncellemede değişir mi bilmiyoruz. Ben henüz kullandım. Kullanalı bir aydır ortalama. Bir değişiklik görmedim. Bir güncelleme de gelmedi zaten. Şimdi bunu ağır çekimden çıkaralım. Eski haline getirelim. Ve şeye geçelim. Videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçtik. 1080'de şimdi makro kameraya geçtik. Arkadaşlar makro kamerada 60 FPS çekim yapabiliyor normal olarak. Makro kamerada 60-30 FPS çekim yapabiliyor ve 30'a aldığınızda videoda, makroda sanki ışık miktarı daha fazla arttı gibi geliyor bana. Sanki evet öyle video kısmında 30 FPS'te zaten başka seçenek de yok. 30 FPS ve 60 FPS var. 24 FPS alamıyorsunuz. Deaktif yani aktif değil. Aktif değilse kullanamayız. Şimdi bir 720p'yi de deneyelim. 720p'nin pek bir kıymeti kalmadı ama modası da geçti diyebiliriz. 720p 30 FPS'te ışık miktarı 1080'den bir miktar fazla gibi ama çok büyük bir fark da yok gibi görüntüye bakarak konuşacak olursak. Evet 30 FPS'in dışında tuhaf bir şekilde yani nasıl oluyor 720p'de her karede çekim yapabilmen lazım diye düşünüyorum ama 30 FPS'in dışında da çekim yapmıyor. 24 falan 60 falan yapmıyor. Nedense arkadaşlar 720p'de HDR'ı açabilir miyiz? Açabiliriz. HDR'ı açtık. HDR çok sanki bir etkili değil gibi ama bence etkili değil gibi. HDR'ı geri kapattık. 720p 30. Bakalım HDR açınca kare hızında gerçek aynı şekilde değişen bir şey yok. Şimdilik evet, makro kamerada Xiaomi 13T Pro arkadaşlar 720p'de bu şekilde makro kamera. Evet tekrar şey aldık bunu ana kameraya aldık 720p ana kamera 720p'de bu şekilde 30 FPS arkadaşlar. Bakalım 720p'de hangi karelerde çekim yapabiliyorsunuz? 720p'lerde neden 60 ve 24 yok acaba? Yani yapamayacağından değil bence ama uğraşmamışlar sanırım. Gerek görmemişler ya da 720p'ye pek çekim olmadığı için mi acaba? Şeye geldiğinizde mesela 1080 1080p'ye geldiğinizde Full HD'ye
Evet, 60 FPS ve 1080'de 24 yok nedense. 24 de olsaydı 1080'de neden yok ki? 1080 önemli aslında. Birçok kişi hala 1080'i kullanabiliyor. Kullanıyor diyelim. Arkadaşlar. Evet, neyse videomuzun konusu itibariyle arkadaşlar kameraların 13 Pro'nun kameraların ışık alma değerlerini test etmiş olduk bu videoda. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Size faydalı olduysa ne mutlu bana. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala hala abone değilseniz, abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.